40. Bölüm John Well, şafak öncesi soğukta kapının yanında bekliyordu. Giydiği ayı kürklü pelerin öyle genişti ki Sam'in üstüne oturabilirdi. Kızın yanında eğerli, dizginli, tek gözlü, gri bir at vardı. Mali ve efkarlı et kızla birlikte duruyordu. Bir çift alışılmadık muhafız. Adamların nefesi soğuk ve siyah havada buzlanıyordu. ''Ona kör bir at mı verdiniz?'' diye sordu John inanmazlıkla. ''Sadece yarı körlordum,'' dedi Mali. ''Bunun dışında gayet sağlıklı.'' Atın boynunu okşadı. ''At yarı kör olabilir ama ben değilim,'' dedi Vel. ''Nereye gitmem gerektiğini biliyorum.'' ''Lady'm, bunu yapmak zorunda değilsin. Risk.'' ''Bana ait Lord Snow ve ben güneyli bir lady değilim. Özgür insanlardan bir kadınım. Ormanı bütün siyah pelerinli koruculardan daha iyi bilirim. Ormanda bana musallat olacak hayaletler yok. Umarım yoktur. John buna bel bağlamıştı. Karacek Bulwer ve arkadaşlarının başarısız oldukları yerde Vel'in başarılı olacağına güveniyordu. Özgür insanların Vel'e zarar vermeyeceğini umut ediyordu. Ama ormanda bekleyen yegane yaratıkların yabanılar olmadığını hem John hem de Vel gayet iyi biliyordu. Yeterince yiyeceğin var mı? Sert ekmek, sert peynir, yulaflı çörek, tuzlu balık, tuzlu et ve bütün o tuzu ağzımdan temizlemek için bir matara tatlı şarap. Açlıktan ölmeyeceğim. Öyleyse yola çıkma vaktin geldi. Sana söz veriyorum Lord Snow, geri döneceğim. Tormund'da ya da onsuz. Vel gökyüzüne baktı. Ay yarım aydı. Beni Dolunay'ın ilk gününde bekle. Bekleyeceğim. Beni yarı yolda bırakma. Diye düşündü John. Yoksa sitenniz kafamı alır. Kral, prensese göz kulak olacağına dair söz verir misin diye sormuştu. Ve John söz vermişti. Vel bir prenses değil gerçi. Bunu krala 50 kere söyledim. Bu zayıf bir bahaneydi. John'un yaralı sözünü saran lime lime bir sargıydı. John'un babası bunu asla onaylamazdı. Ben diyar halkını koruyan kalacağım. Diye hatırlattı John kendine. Sonuçta diğer halkını korumak bir adamın onurundan daha önemli olmalıydı. Surun altındaki yol buzdan bir ejderhanın karnı kadar soğuk ve karanlıktı. Bir yılan kadar kıvrımlıydı. Efkarlı et bir meşaleyle birlikte önden yürüdü. Bir adamın kolu kadar kalın demir parmakları olan ve geçişleri kapayan kapıların anahtarları Mali'deydi. Kapılardaki mızrakçılar John Snow'a başlarını eğdiler. Ama Vel'e ve atına dik dik baktılar. Yeni yontulmuş yeşil ahşaptan yapılmış, kalın kapıdan geçip surun kuzeyine çıktıklarında yabanıl prenses bir an durdu ve Kral Stannis'in zafer kazandığı karla kaplı araziye baktı. Arazinin ötesinde tekinsiz orman bekliyordu. Sessiz ve karanlık. Yarım ayın ışığı Vel'in bal rengi saçlarını gümüşe dönüştürdü ve yanaklarını kar gibi beyaz yaptı. Vel derin bir nefes aldı. Havanın tadı tatlı. Dilim bunu fark edemeyecek kadar uyuşuk. Ben sadece soğuk tadı alıyorum. Soğuk? Vel hafifçe güldü. Hayır, hava soğuk olduğunda nefes almak insanın canını yakar. Ötekiler geldiğinde. Bu huzursuz edici bir düşünceydi. John'un ormana gönderdiği 6 korucu hala kayıptı. Henüz çok erken, geri dönebilirler. Fakat John'un başka bir yanı ''Korucular öldü.'' diye diretiyordu. ''Onları ölmeleri için dışarı gönderdin. Şimdi aynı şeyi öyle yapıyorsun. Söylediğim şeyi Tormund'a söyle.'' ''Senin sözlerine göre hareket etmeyebilir ama onları dinleyecek.'' Vel John'un yanağını öptü. ''Teşekkür ederim Lord Snow. Yarı kör at, tuzlu balık ve temiz hava için, umut için.'' Nefesleri karıştı. Havada beyaz bir sise dönüştü. John Snow geri çekildi ve ''İstediğim tek teşekkür.'' ''Tormund dev felaketi. Evet.'' Vel, ayı kürkü pelerininin başlığını yukarı çekti. Kahverengi kürkün üstünde gri lekeler vardı. ''Gitmeden önce bir sorum var. Jarl'ı sen mi öldürdün lordum?'' ''Jarl'ı Sur öldürdü.'' ''Ben de öyle duydum ama emin olmak zorundaydım.'' ''Yemin ederim ki onu ben öldürmedim.'' Fakat olaylar başka türlü gelseydi öldürebilirdim. Öyleyse elveda, dedi Vel. Sesi neredeyse neşeliydi. John Snow'un ruh hali buna uygun değildi.
Hatta neşeli olmak için fazlasıyla soğuk ve karanlık. Saat de geç. Sadece bir süre için geri döneceksin. Hiçbir şey için değilse bile çocuk için. Crester'ın oğlu? Vel Omosilk'ti. O benim akrabam değil. Ona şarkı söylediğini duydum. Kendi kendime söylüyordum. Eğer o da dinlediyse ne yapabilirim? Kızın dudaklarından belli belirsiz bir gülümseme geçti. Şarkılar onu güldürüyor. Ah, pekala, o küçük ve tatlı bir canavar. Canavar. Lakabı, ona bir isimle seslenmek zorundaydım. Onun sıcak ve güvende olmasını sağla. Annesinin ve benim hatırım için. Ve onu kırmızı kadından uzak tut. Kadın onun kim olduğunu biliyor. Ateşlerin içinde bir şeyler görüyor. Öyle olmasını umut ederek, Arya, diye düşündü John. Köller ve közler. Krallar ve ejderhalar. Yine ejderhalar. John bir an için ejderhaları görür gibi oldu. Gecenin içinde kıvrılan ejderhalar. Bir alev denizinin üstüne gölge düşüren kara kanatlar. Eğer bilseydi çocuğu bizden alırdı. Delia'nın çocuğunu, senin canavarını değil. Kralın kulağına giden tek kelime planımın sonu olurdu. Ve benim, Stannis bunu ihanet olarak kabul ederdi. Eğer biliyorsa planımın gerçekleşmesine neden izin verdi? Çünkü işine geldi. Ateş kaypak bir şeydir. Bir alevin nereye doğru gideceğini kimse bilemez. Vel, ayağını üzengiye geçirdi. Bacağını atın sırtına attı ve yerden aşağı baktı. Ablamın sana ne söylediğini hatırlıyor musun? Evet. Kabzasız bir kılıcı güvenli bir şekilde tutmanın yolu yoktur. Ama Melisandre haklıydı. Etrafın düşmanlarla çevriliyken kabzasız bir kılıç bile boş bir elden iyiydi. Güzel. Vel atını kuzeye çevirdi. Öyleyse Dolunay'ın ilk gecesi. John, onu bir daha görüp görmeyeceğini merak ederek Vel'in gidişini izledi. Kızın, ben güneyli bir lady değilim dediğini duyabiliyordu. Özgür insanlardan bir kadınım. Vel, asker çamların arkasında yok olurken, efkarlı et, ''Yabanıl prensesin ne dediği umurumda değil.'' diye homurdandı. ''Hava o kadar soğuk ki, nefes almak insanın canını yakıyor. Nefes almaktan vazgeçerdim ama o zaman canım daha beter yanar.'' Ellerini ovuşturdu. Bu iş kötü bir şekilde bitecek. Sen bütün işler için aynı şeyi söylüyorsun. Evet lordum, genellikle haklı çıkıyorum. Mali boğazını temizledi. Lordum, yabanıl prensesin gitmesine izin vermek. Adamlar diyor ki, benim de yarı yabanıl olduğumu söylüyorlar. Dedi John. Diyarı akıncılara, yamyamlara ve devlere satmaya niyetli bir dönek olduğumu söylüyorlar. Kendisi hakkında söylenenleri bilmesi için alevlere bakmasına gerek yoktu. İşin en kötü kısmı adamlar bütünüyle haksız değildi. Kelimeler rüzgardır ve sur her zaman rüzgarlıdır. Gelin. John, silahhanenin arkasındaki dairesine döndüğünde hava hala karanlıktı. Hayalet henüz dönmemişti. Hala ağlanıyor. Ulu kuş son zamanlarda sık sık dışarı çıkıyordu. Av ararken her gün biraz daha uzaklara gidiyordu. Nöbetin adamlarıyla Köstebek kasabasının yabanılları arasında bulunan ve Karakale'ye yakın olan tepelerle arazilerde av kalmamıştı. Kış geliyor, diye düşündü John. Yakında, çok yakında. Baharı görüp göremeyeceklerini merak etti. Efkarlı et mutfağa gitti. Çok geçmeden bir kupa esmer bira ve kapaklı bir tepsiyle geri döndü. John, kapağın altında yağda kızartılmış 3 ördek yumurtası, 1 dilim jambon, 2 sosis, kan pudingi ve fırından yeni çıkmış sıcak ekmek somunu buldu. Ekmeği ve yumurtanın sarısını yedi. Jambonu da yiyebilirdi ama kuzgun ondan önce davrandı. Kuzgun, ödülünü yemek için kapı pervazına konarken, ''Hırsız!'' dedi John. ''Hırsız!'' diye onayladı kuzgun. John sosisten bir ısırık aldı. Ağzındaki sosis tadını bir yudum birayla temizlerken efkarlı et geldi ve Bowen Marsh'ın kapıda olduğunu haber verdi. Yanında otel ve rahip Selador var. Çok hızlı. John, kimin hikayeler anlattığını ve birden fazla hikayeci olup olmadığını merak etti. İçeri gönder. Tamam lordum.
Yalnız sosislerinize dikkat edin. Adamlar aç görünüyor. Aç, John'un kullanacağı kelime olmazdı. Rahip Selador şaşkın ve mahmur görünüyordu. Kendisini alazlayan ejderhanın pullarına korkunç bir şekilde ihtiyacı varmış gibi duruyordu. Başinşaatçı Otel Yarwick hazmedemediği bir şey yutmuş gibiydi. Bovumaş öfkeliydi. John bunu adamın gözlerinde, ağzının gerginliğinde ve yanaklarının kırmızılığında görebiliyordu. Bu kırmızılığın sebebi soğuk değil. Lütfen oturun, dedi. Size yiyecek ya da içecek bir şeyler ikram edebilir miyim? Kahvaltımızı ortak salonda yaptık, dedi Marsh. Ben biraz daha yiyebilirim. Yarwick bir sandalyeye oturdu. Teklif etmeniz büyük incelik. Belki biraz şarap, dedi rahip Selador. Mısır, diye bağırdı kapı pervazındaki kuzgun. Mısır, mısır. Rahip için şarap ve baş inşaatçımız için bir tepsi, dedi John efkârlığı da. Kuş için bir şey getirme. Konuklarına döndü. Vel için buradasınız. Ve diğer meseleler için, dedi Bowen Marsh. Adamların bazı endişeleri var lordum. Ve kim seni onlar adına konuşmakla görevlendirdi? Benim de endişelerim var. Otel, gece kalesindeki iş nasıl gidiyor? Kendini kraliçe ile ilan eden Sir Axel Florent'tan bir mektup aldım. Axel, kraliçe Selis'in kıyıdaki doğu gözcüsündeki meskeninden memnun olmadığını ve bir an önce kocasının yeni makamına taşınmak istediğini söylüyor. Bu mümkün olacak mı? Yarwick omuzlarını silkti. Kalenin büyük bir bölümünü onardık ve mutfağın üstüne yeni bir çatı koyduk. Kraliçenin yiyeceğe, mobilyalara ve oduna ihtiyacı olur. Ama kale işe yarayabilir. Doğu gözcüsü kadar rahat olmaz elbette. Ayrıca gemilerin çok uzağında. Majesteleri kraliçe bizden ayrılmak isterse diye söylüyorum. Bununla birlikte evet, kraliçe orada yaşayabilir. Lakin binanın uygun bir kale gibi görünmesi için yollar lazım. Daha fazla inşaatçım olsaydı daha kısa sürerdi. Size bir de verebilirim. Otel irkildi. Avludaki canavarı mı? Onun adı Vonwek Wundarvun, Leder söyledi. Telaffuz etmesi zor, biliyorum. Leder ona Von Von diyor ve bu işe yarıyormuş gibi görünüyor. Von Von, yaşlı dadının hikayelerindeki devlere pek benzemiyordu. Bir boğayı kıllarıyla, dirisiyle, kemiğiyle bütün olarak yutan, sabah lapasına kan karıştıran o muazzam ve vahşi yaratıklar. Bu dev et yemiyordu ama kendisine bir sepet kök sebze verildiğinde aşırı haylaz bir çocuğa dönüşüyordu. Kare şekilli iri dişleriyle soğanları, turpları ve hatta sel şalgamları parçalıyordu. İstekli bir işçi. Fakat ondan ne istendiğini anlaması her zaman kolay olmuyor. Eski dili çatpat konuşuyor ama ortak dili hiç bilmiyor. Bununla birlikte yorulmaz bir yaratık. Kuvveti olağanüstü. Bir düzin adamın işini tek başına yapabilir. Ben, lordum, adamlar asla. Devler insan eti yerler. Teşekkür ederim ama hayır lordum. Böyle bir yaratığa göz kulak olacak adamım yok. O... Jon Snow şaşırmamıştı. Nasıl isterseniz, dev burada kalacak. Doğruyu söylemek gerekirse, Jon, Von Von'dan ayrılmak istemiyordu. Ygritte olsa, hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow diyebilirdi. Ama Jon her fırsatta, Leathers ya da ormandan getirilen yabanıllar aracılığıyla devle konuşuyordu. Devin halkıyla ve tarihiyle ilgili birçok şey öğreniyordu. Sam'in hikayeleri kaleme almak üzere orada olmasını isterdi. Bununla birlikte John, Vun Vun'un temsil ettiği tehlikelere karşı kör değildi. Dev, tehdit edildiği zaman vahşi tepkiler veriyordu. Ve o devasa eller bir adamı parçalayacak kadar güçlüydü. Vun Vun, John'a Hodor'u hatırlatıyordu. Gerçek Hodor'dan iki kat eri, iki kat güçlü. Onun yarısı kadar zeki bir Hodor. İşte rahip Selador'u bile ayıltacak bir düşünce. Fakat Tormund'un devleri varsa, Vonwek Wundarvun onları anlatmamıza yardım edebilir. Mormont'un kuzgunu üstüne tünediği kapı açıldığında memnuniyetsizlikle homurdandı. Yumurta ve sosisle dolu bir tepsi ve bir sürahi şarap taşıyan efkârlı Ed'in geri dönüşünü haber verdi. Ed şarap doldururken Bowen Marsh bariz bir sabırsızlıkla bekledi.
Ed odadan tekrar ayrıldığında Marsh konuşmaya kaldığı yerden devam etti. Talut iyi bir adam, sevilen bir adam. Demir Emmets da iyi bir silah ustası. Lakin onları buradan göndereceğini söyleniyor. Uzun mezarda iyi adamlara ihtiyaç var. Adamlar oraya fahişe çukuru demeye başladılar, dedi Marsh. Emmett'ın yerine şu vahşi Leathers'ı getirmek istediğiniz doğru mu? Bu görev genelde şövalyelere verilir ya da en azından koruculara. Leathers'ın vahşi olduğu doğru, dedi John. Bunu onaylayabilirim. Onunla talim avlusunda dövüştüm. Elinde bir taş balta varken kalede dövülmüş bir kılıçla dövüşen şövalyeler kadar tehlikeli. Benim istediğim kadar sabırlı değil ve bazı delikanlıları dehşete düşürüyor. Ama bu kötü sayılmaz. Delikanlılar bir gün kendilerini gerçek bir dövüşün içinde bulacaklar. Dehşete biraz aşinalık işlerine yarar. Leathers bir yabanıl. Yabanıldı. Yemeğinin sözlerini söyleyene kadar. Artık bizim kardeşimiz. Delikanlılara kılıç oyunundan fazlasını öğretebilecek bir kardeş. Eski dilden birkaç kelime ve özgür insanlar hakkında bir iki şey öğrenmek onlara zarar vermez. Özgür! Diye homurdandı kuzgun. Mısır! Kral! Adamlar ona güvenmiyorlar. Hangi adamlar? Diye sorabilirdi John. Kaç adam? Ama bu sorular onu girmek istemediği bir yola sokardı. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başka bir şey var mı? Rahip Selador konuştu. Satan denen şu çocuk, onu Talut'un yerine şahsi kahyanız ve yaveriniz yapacağını söyleniyor. Lordum, o çocuk bir fahişe. Eskişehir'in genel evlerinden çıkmış boyalı bir oğlan. Sen de ayyaşsın. Onun Eskişehir'deyken ne olduğu bizi ilgilendirmez. O çok çabuk öğrenen, zeki bir delikanlı. Diğer acemiler en başta ondan nefret ediyorlardı. Ama Satan hepsinin kalbini kazandı ve hepsiyle arkadaş oldu. Dövüşlerde korkusuz, hatta biraz okuyup yazabiliyor. Bana yemek servisi yapabilir ve atımı eğerleyebilir. Sizce de öyle değil mi? Büyük ihtimalle, dedi Bowen Marsh. Yüzü taş gibiydi. Lakin adamlar bundan hoşlanmaz. Teamüllere göre Lord Kumanda'nın yaverleri bir gün komuta etmek üzere yetiştirilmiş soylu delikanlılar arasından seçilir. Gece nöbetçilerinin bir fahişeyi takip ederek mücadeleye gideceğine inanıyor musunuz lordum? John öfkelendi. Daha beterlerini takip ettiler. Yaşlı ayı halefi için bazı adamlar hakkında uyarı notları bıraktı. Gölge Kule'de rahibelere tecavüz etmeyi seven bir aşçımız var. Tecavüz ettiği her kadın için kendi etine 7 köşeli bir yıldız dağlamış. Sol kolu bilekten dirseğe kadar yıldız doluymuş. Uylukları da öyle. Doğu gözcüsünde babasının evini ateşe verip evin kapısını sürgüleyen bir adamımız var. Bütün ailesi yanarak ölmüş. Tam 9 kişi. Satan Eskişehir'de ne yapmış olursa olsun şimdi bizim kardeşimiz ve benim yaverim olacak. Rahip Selador biraz şarap içti. Otel Yarwick hançerini bir sosise batırdı. Bowen Marsh kıpkırmızı yüzüyle oturdu. Kuzgun kanatlarını çırptı ve ''Mısır, mısır, öl!'' dedi. Sonunda Lord Kahya boğazını temizledi. ''Lordumuzun en iyisini bildiğine eminim. Buz hücrelerdeki cesetleri sorabilir miyim? Adamları huzursuz ediyorlar. Cesetlerin başında muhafızlar olmasına ne demeli? Bu iki iyi adamı heba etmek demek.'' Tabii cesetlerin canlanacağından korkmuyorsam canlanacaklar. Rahip Selador sarardı. Yedi bizi korusun. Adamın çenesine kırmızı bir çizgi halinde şarap aktı. Lord Kumandan, yaratıklar canavarsı ve gayri tabi varlıklardır. Tanrıların gözünde zelillerdir. Onlarla konuşmayı denemek niyetinde olamazsınız. Konuşabiliyorlar mı? Diye sordu Jon Snow. Bence konuşamıyorlar. Ama bunu kesin olarak bildiğimi iddia edemem. Canavar olabilirler ama ölmeden önce insandılar. Şimdi ne kadar insanlar? Benim katlettiğim yaratık Lord Kumandan Mormont'u öldürmek niyetindeydi. Onun kim olduğunu ve onu nerede bulacağını hatırladığı aşikardı. Üstad Aemon Jon'un amacını anlardı. Jon bundan emindi. Sam Tarly dehşete düşerdi ama o da anlardı.
Lord babam bir adam düşmanını tanımak zorundadır derdi eskiden. Yaratıkları çok az tanıyoruz. Ötekileri daha da az. Öğrenmemiz gerek. Bu cevap odadaki adamları memnun etmedi. Rahip Selador boynundan sarkan kristale dokundu ve ''Bence bu çok akılsızca Lord Snow'' dedi. ''Yaşlı hatunun parlak feneri kaldırması ve size aklın yolunu göstermesi için dua edeceğim.'' Jon Snow'un sabrı tükenmişti. ''Biraz beygeliğin hepimize faydalı olacağından eminim.'' ''Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow.'' ''Şimdi Vel'den bahsedebilir miyiz?'' ''Yani doğru mu?'' dedi Marsh. ''Onu serbest mi bıraktınız?'' ''Surun ötesine yolladım.'' Rahip Selador nefesini tuttu. ''Kralın rehinesi, majesteleri kızın gittiğini duyduğunda çok öfkelenecek.'' ''Vel geri dönecek.'' ''Eğer tanrılar merhametliyse Stannis'ten önce.'' ''Bunu nasıl bilebilirsiniz?'' diye sordu Boavan Marsh. ''Geri döneceğini söyledi. Ya yalan söylediyse, ya başına bir felaket gelirse? O zaman istediğiniz gibi bir Lord Kumandan seçmek için şansınız olur. Korkarım ki o vakte kadar bana katlanmak zorundasınız.'' Jon bir yudum bira içti. ''Veli, Tormund dev felaketini bulması ve ona teklifimi götürmesi için gönderdim.'' ''Bu teklifin ne olduğunu öğrenebilir miyiz?'' ''Köstebek kasabasında yaptığım teklifin aynısı. Yiyecek, barınak ve barış. Eğer kuvvetini bizimkiyle birleştirir, ortak düşmanımıza karşı savaşır ve Sur'u tutmamıza yardım ederse.'' Boavan Marsh şaşırmış gibi görünmüyordu. ''Tormund'un geçmesine izin vereceksiniz.'' Ses tonu her şeyi en başından beri bildiğini söylüyordu. ''Tormund ve takipçileri için kapılar açacaksınız. Yüzlerce, binlerce insan.'' ''Eğer Tormund'un o kadar takipçisi kaldıysa.'' Rahip Selador yıldız işareti yaptı. Otel Yarvi komurdandı. ''Bazıları buna ihanet diyebilir.'' dedi Boavan Marsh. ''Bunlar yabanıl, vahşiler, akıncılar, tecavüzcüler, insandan çok hayvanlar.'' ''Tormund bunların hiçbiri değil.'' dedi Jon. ''Mans Raider'da değildi. Lakin söylediğiniz her kelime doğru bile olsa onlar hala insanlar Boavan. Sizin ve benim gibi canlı insanlar. Kış geliyor lordlarım ve kış geldiğinde biz canlı insanlar ölülere karşı bir arada durmak zorunda kalacağız.'' ''Snow!'' diye bağırdı Lord Mormont'un kuzgunu. ''Snow! Snow!'' Jon kuşu duymazdan geldi. ''Ağaçlıktan getirdiğimiz yabanıları sorguladık. Pek çoğu köstebek ana olarak anılan bir orman cadısıyla ilgili ilginç bir hikaye anlattı.'' ''Köstebek ana?'' dedi Boavan Marsh. ''Alışılmadık bir isim.'' ''İddialara göre içi boş bir ağacın dibine kazdığı çukurda yaşıyormuş. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama özgür insanları Dardeniz'in karşısına güvenliğe götürecek bir donanmanın imgesini görmüş. Mücadeleden kaçan binlerce umutsuz insan ona inanmış. Köstebek ana onları çetin ocağa götürmüş. Dua etmeleri ve denizden gelecek kurtuluşu beklemeleri için.'' Otel Yarvik kaşlarını çattı. ''Ben korucu değilim. Lakin çetin ocağın şeytani bir yer olduğu söylenir. Lanetli bir yer. Eskiden amcanız bile böyle söylerdi Lord Snow. Yabanılar neden oraya gitsinler?'' Jon'un önündeki masada bir harita vardı. Jon, adamların görebilmesi için haritayı çevirdi. ''Çetin ocak korunaklı bir körfeze kurulmuş. Yüzer durumda olan büyük gemileri barındıracak kadar derin bir doğal limana sahip. Yakınlarda bol miktarda ağaç ve taş bulunuyor. Sular balık kaynıyor. Civarda fok ve deniz ineği sürüleri var.'' ''Bütün bunların doğru olduğundan şüphem yok.'' dedi Yarvik. ''Fakat orası geceyi geçirmek isteyeceğim bir yer değil. Hikayeyi biliyorsunuz.'' Jon hikayeyi biliyordu. Çetin Ocak, 600 yıl önce cehennem tarafından yutulduğu o geceye kadar Sur'un kuzeyindeki tek gerçek kasaba olmaya çok yakındı. Hikayenin hangi yorumuna inanılacağına bağlı olarak kasabanın insanları o geceden sonra köleleştirilmiş ya da et için kesilmişti. Evleri ve salonları büyük yangınlar tarafından tüketilmişti. Alevler o kadar sıcak yanmıştı ki Sur'daki gözcüler güneşin kuzeyden doğduğunu sanmışlardı. Daha sonra
Tekinsiz ormanın ve titreyen denizin üstüne yarım yıl boyunca kül yağmıştı. Tacirler, eskiden Çetin Ocağı'nın durduğu yerde sadece kabusa benzer bir yıkım bulduklarını rapor etmişlerdi. Kararmış ağaçlar ve yanmış kemikler, şişmiş cesetlerle dolu sular, kasabanın üzerinde yükselen, muazzam uçurumdaki mağaraların ağzında yankılanan, kan dondurucu feryatlar. O geceden bu yana 6 asır geçmişti ama insanlar Çetin Ocak'tan hala uzak duruyordu. John'a, vahşi doğanın mevkiyi ele geçirdiği söylenmişti. Ama korucular harabelere, gulyabanilerin, şeytanların ve kanı susamış yanar ruhların dadandığını iddia ediyordu. ''Orası benim de tercih edeceğim bir sığınak olmazdı,'' dedi John. ''Fakat köstebek ana, kurtuluşun bir zamanlar cehennem cezasının bulunduğu yerde olacağını söylerken duyulmuş.'' Rahip Selador dudaklarını büzüştürdü. ''Kurtuluş yalnızca yedi sayesinde bulunur. Şu cadı bütün yabanılları felakete sürüklemiş ve belki de suru kurtarmış,'' dedi Bowen Marsh. ''Düşmanlardan bahsediyoruz. Bırakın da harabelerin arasında dua etsinler. Eğer tanrıları onları daha iyi bir dünyaya götürecek gemiler gönderirse ne âlâ. Bu dünyada onları besleyecek kadar yiyeceğim yok.'' John, kılıç elinin parmaklarını esnetti. ''Katır turnanın kadırgaları zaman zaman Çetin Ocak'tan geçer. Turna orada mağaralardan başka sığınak olmadığını söylüyor. Turna'nın adamları onlara bağıran mağaralar diyor. Köstebek ana ve onu takip edenler orada soğuk ve açlık yüzünden zahil olacak. Yüzlercesi, binlercesi. Binlerce düşman, binlerce yabanıl, binlerce insan diye düşündü John. Erkekler, kadınlar, çocuklar. İçi öfkeyle doldu ama konuştuğunda sesi hafif ve sakindi. ''Bu kadar kör müsünüz, yoksa görmek mi istemiyorsunuz? Bütün o düşmanlar öldüğünde ne olacağını düşünüyorsunuz?'' Kapının üzerindeki kuzgun homurdandı. ''Ölü, ölü, ölü!'' ''Size ne olacağını söyleyeyim,'' dedi John. ''Ölüler tekrar doğacak. Yüzlercesi, binlercesi, siyah eller ve mavi gözlerle yaratık olarak doğacaklar ve bizi avlamaya gelecekler.'' Ayağa kalktı. Kılıç elinin parmakları açılıp kapanıyordu. Gidebilirsiniz. Rahip Selador ayağa kalktı. Terliyordu. Yüzü griydi. Otel Yarvik kalkarken gerindi. Bowen Marsh solgundu. Dudakları gerilmişti. Bize zaman ayırdığınız için teşekkürler Lord Snow. Başka bir şey söylemeden gittiler. 40. Bölümün sonu.